Eski AK Parti Milletvekili Sayın Şükrü Önder, aynı zamanda Kent Konseyi Başkanımız. Sayın Başkan, kent konseyine hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi geldiniz. Teşekkür ederim. Artık buna bir kahvaltımız bittiğine göre biz soru cevap şeklinde. Tabii. Böyle sohbet havasında. Sorular kısa öz olursa başkan da ona göre net cevaplar vereceğinden ben eminim. Hemen ilk soruya ben başlayayım mı? Benden başla. Buyur başla. Buyur başla. Sayın Başkan, yaklaşık 3-4 ay gibi bir süre oldu. Kent Konseyi Başkanı görevine geldiniz. Evet. Kent Konseyi yolunda ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bizi ayrılmak istiyorsunuz. Tabii, teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Kent Konseyi bir gönüllülük esasına göre kurulmuş bir tezgah yaptı. Ancak belediye kanunu akla buradan bir tezgah yaptı. Tamamen sivil toplum örgütlerinden teşekkür ederim. Ama bunun yanında olmazsa olmazlarından devletin bazı kurumlarından mülki amele uygun göreceği kurum amelleri bu kurumun bu kuruluş üyesidir. Barolar vardır, üniversite temsilcisi vardır, mahalle muhtarları vardır, sivil toplum örgütleri vardır. Bu kurum ne yapar? Bu kurum sadece ve sadece kentteki hemşerilik gelişmesini, hemşerilik hukukunun işlenmesini sağlayıcı bir takım toplantılar yapar. Vatandaşları bilgilendirir. Hükümetin uluslararası arenada yapmış olduğu insan hakları ile ilgili, çevre ile ilgili bütün sözleşmelerin hayata geçirilmesini yöresel olarak sağlar. Sağlamakla da yükümlüdür. Yani çok geniş kapsamlı bir görev vardır. O bakımdan biz göreve gelir gelmez Yalova ile ilgili gündemde olan bir kısmı vardı. Onu masaya yatırdık. 2013 senesinde de su konusu gündeme gelmiş. Bazı çalışmalar yapılacak. Bazı önerilerde onu da baz almak suretiyle yeniden yetkili kişilerin nezaretinde Kocaeli Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nden, Yalova'dan Tarım Müdürlüğü ve Özel İdare Genel Sekreterliği'nden arkadaşlarımızın katılımıyla su konusunda bir rapor hazırladık. Çalışma grupları oluşturduk. Çalışma gruplarımızın şu an çalışması devam ediyor. Trafikle ilgili çalışmalarımız var. Tabii bu belediyeyle paralellik arz etmesi lazım. O grubun başında ben varım. Mesleğimiz yardım trafiğe biraz yaptığımız olduğu için belediye bazı önerilerimiz olacak. Yani kısa sürede hayata geçirilebilecek örneği. Yani bir park düzenlemesi, bir kavşak düzenlemesi. Kavşak düzenlemesinden ziyade özellikle duraklarla ilgili şehir içindeki trafiğin ağır işlemesinden dolayı. Bunlarla ilgili bir takım önerilerimiz olacak. O çalışmayı da bitirme aşamasına geldik. Önümüzdeki günlerde belediye meclisine kabul edilmesi için göndereceğiz. Kent Konseyi'nin yapmış olduğu bütün çalışmalar belediye meclisine gönderildi. Belediye meclisinde onaylandıktan sonra hayata geçiriyor belediye başkanı tarafından. Belediye meclisinde kabul edilmeyen bir çalışma belediyeyi bağlamaz. Tabii kalip olur. Sadece bilgilendirme toplantısı olur. Turizmle ilgili güzel bir çalışma var. İnşallah onda da yani Yalova'nın beklentisini karşılamak için bayağı teferruatlı bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız. Tabi dediğim gibi bunlar bizim için bir önerdir. Yaptırım gücümüz yok, yok ki bunları hayata geçirelim. Ancak yapacağımız öneriler de sıradan öneriler değil. Kent Konseyi'ndeki şu an yürütmesi üye olan arkadaşlarımızın gerçekten hepsinin bu konuya gönüllü olduğunu, sevdalı olduğunu biliyorum. Çok üst düzeyde arkadaşlarımız var. Yani olayların takipçisi olarak ciddi şekilde çalışma yapıyorlar. İnşallah bu raporlarımız bittiği zaman kamuoyuyla tek tek paylaşacağız. Suyu paylaşmıştık. Şimdi bundan sonra trafik ve turizm var. Onlar bitince hem trafik konusunda hem su konusunda Yalova kamuoyunu bilgilendireceğiz. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. O zaman ben bir soru söyleyeyim hocam. Sayın Başkanım, Kent Konseyi
seçimlerinden önce adaylığınız sürecinde, seçimlerden önce adaylık sürecinde geçmişteki konuşması başkanlığınızla alakalı hem yaptığınız işler noktasında övücü hem de kısa bir sebepten işte ayrılma sebebimiz olarak bunlar kamuoyunda farklı bir sohbetlere yol almıştı. Bunun gerekçe ve sebepleri neydi geçmişle alakalı, istifadınızla alakalı? Yani bu önümüze sundu, gazetede çok sundu. Biz bunun üzerine durmadık ama evet. Kamuoyunu beklediğim bir cevap soruyor. Doğrudur. Şu an seçimle süremiz 2 yıl. İki yıl sonra tekrardan bir ikinci 3 yıl için yeniden bir seçim yapılacaktı. Ben de 2 yıl seçilme, 2 yıllara seçilmiştim. Yani, 2. yılın bitimine doğru ayrıldım, istifa ettim. İşin doğrusunu söylemek gerekirse çalışma şartları yavaş yavaş kısıtlanmıştı. Bir takım arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamamaya başladık. O bakımdan ayrımların daha uygun olacağını düşünüyorum. Ayrıldım. Ben sizden önceki dönemde Sayın Fitos Başkanlığı son döneminde de aktif olarak siyasetin içine çekildi kendi konseyi. Evet. Siz de eski milletvekilisiniz, herkesin bildiği gibi. Sizce siyasetin dışında mı olmalı kendi konseyi, tarafsızlığını korumalı mıdır? Fitos döneminde aktif olarak siyasetin içine çekilmesini doğru buluyor musunuz? Şimdi o dönemi doğru buluyorum, yanlış buluyorum diye yorumlamak ben de pek sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Ama kent konseyi az evvel ifade ettim. Devletin kurumlarından teşekkür etmiş bazı bölümler var. Örneğin valimizin, hükümetimizin 10 tane daire müdürü bu kuruma gönderdi. Üniversitenin temsilcisi var, baronun temsilcisi var. Noterlerin temsilcisi var. Yani bunlar yerleşim devlet kurumları. Tabii salt bir şekilde siyaset yapmasını asla doğru bulmam. Sivil toplum örgütleri var. Sivil toplum örgütlerinde bir sürü görüşe sahip olan arkadaşlarımız var. Yani herkes burada kalkıp kendi düşüncesini, siyasi düşüncesini ortaya dökerek çalışmaya başlarsa kent konserinin bir özelliği kalır. Kent konserinin güzel olan tarafı da o. İçinizde sosyal demokrat da var. Ülkücüsü de var. AK Partilisi de var. CHP'lisi de var. Hepsi var yani. Şimdi böylesine karmaşık bir toplumda sağlıklı karar alıp Yalova'nın geleceğiyle ilgili evet biz bunu böyle istiyoruz diyebilmek son derece güzel. Zaten dedim ya hemşerilik hukukunun bilincini geliştirmek, Yalova ile ilgili birkaç projeleri hayata geçirmek. Bunlar birlik beraberlik içerisinde oluyorsak ne mutlu bize. Ben salt siyasetin karıştırılmasını uygun görmüyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Bugün siyasetinde girmediği hiçbir alan yok. Yok. Ya, ama bunu tabii ki örneğin yaptığımız bazı çalışmalar var. Az evvel ifade ettim. Belediye bir şeye sunacağız. Teklif olarak sunuyoruz belediye meclisine. Kabul ederler etmezler ayrı mesele. Ama belediye meclisinin yapamayacağı, örneğin su konusuyla ilgili az evvel sizin gelmeden ifade ettim. Yani bir iki konu var belediye meclisinin ilgilendiren, belediye başkanlarının ilgilendiren. Diğer konuların hepsi bakanlık düzeyinde. Ha ben şimdi kent konseyi başkan olarak şunu yapmayı düşünüyorum. Çevre Bakanımıza oturup 2 satır raporla beraber bir not yazıp Yalova ile ilgili durumu arz etmek ve ondan destek istemek. Bu bir siyasi girişim. Şimdi, ama ben yapacağım bu siyasi girişimi Yalova'nın menfaatlerine uygun olarak yapmayı düşünüyorum. Yani kalkıp da kişisel bazı düşünmüyorum. O bakımdan tabii siyasetten ayrı olması lazım diyoruz. Ama nereden bakarsanız bugün, bugün artık siyaset tabiri caizse iliklerimize kadar işlemiş vaziyette. Yatıyoruz siyasette, kalkıyoruz siyasette. Siyaset olmadan da bir şey yapılamıyor değil mi? Yani bunu da kabul etmek lazım. Hani şimdi derler ki, işte devletin valisi doğrudur, devletin valisi ama devletin valisine atayım bir siyasi iradedir. O, yani bugün bütün memurlar bu siyasi iradenin programını uygulamaktadır. İster istemez. Hükümetin memuru durumuna geliyorsunuz. Yani kalkıp da hiçbir zaman için doğrudur, ben tarafsızım deyip o verilen emirleri tarafsız bir şekilde uyguluyorsanız mesele yok. Ama uygulamıyorsanız, işin içinde kendi görüşlerinizi, kendi siyasetini karıştırıyorsanız o zaman tabii ki bir takım sorunlar karşımıza çıkıyor. Evet. Ben bir soru daha sorayım başkanım. Şimdi ben çocukluğumdan beri çok iyi hatırlıyorum. Yani hatırladığım belediye başkanlarının hepsinin söylemi aynıydı Yalova adına.
İşte Yalova bana göre markası olmayan bir kent. Şu anda hala marka arayışında. Kaldı ki ben 40 yaşına geldim, hala marka arıyor Yalova. İbrahim Uzun'dan tutun, rahmetli Cengiz Koçal'dan tutun, Barbaros Binicioğlu, Yakup Koçal, Şinoli Keza, Vefa Salman, hepsinin aynı ortak söylemi var. Yalova turizm şehridir, turizm şehri olacaktır diye. Ama Yalova'nın ne Antalya'nın Lara plajıyla yarış edecek plajı var. Şehir merkezinde termali saymazsak bir tek 5 yıldızlı oteli yok. Ne Efes'teki, Selçuk'taki tarihi kalıntıları var. Onun dışında İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara'daki müzeleri yok. Yani Yalova nasıl turizm şehri olacak? Az önce söylediğiniz kapsamlı bir çalışma yapıyoruz turizmle ilgili diye. Onu biraz açabilir misiniz? Ne yapacaksınız turizmle ilgili? Şimdi turizmle ilgili... Yalova turizm şehri olabilir mi gerçekten? Şimdi ben söylediklerimde yürekten katılıyorum. Yani bırakın 5 yıl, 4 yıldır otel olmayan bir yerde turizmden bahsetmek bana göre biraz... Boşluk üretmek gibi bir şey oluyor. Yani bunu maneviyat bozmak için söylemiyorum ama gerçekleri de görmek lazım. Ben birkaç sene önce ticaret odasında yapılan bir toplantıda şunu söyledim. Turizm diyoruz ama termalde 1956 senesinde Gökçedere'de oturduk. O yöreyi gayet iyi biliyorum. 1956 senesindeki evler, pansiyonlar sadece boya badana yapılmak suretiyle renkleri değişti. Evet, aynen. Ama resepsiyondaki görevli aynı. Oda görevlisi, temizlik görevlisi aynı. İşte lokantası, restoranda çalışan aynı. Ben dedim böyle turizmin olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Muğla'da görev yaptım. Bodrum'u ve Marmaris'i çok iyi biliyorum. Oradaki turizminle buradaki turizmin fiyatı var. Mümkün değil. Yani biz bir yerde turizm olsun diyoruz ama turizmi ne şekilde yapacağımıza karar vermiş değiliz. Bir Bodrum'un 8 ay sezonu var. Antalya'nın 9 ay, 10 ay sezonu var. Ama Yalova'nın Haziran'da... 3 ayı doldu mu? Evet, Haziran'da Eylül arasında. Bunu değerlendirmek lazım. Ama Yalova'da yani ormanın bolluğu Türkiye'nin hiçbir vilayetinde yok. Biz bunu değerlendirmek lazım. Bu çalışmalar derken işte köprünün açılması dolayısıyla günübirlik gezilerin yapılabileceği şekilde örneğin bir takım reklamlar, bir takım billboardlar basmak suretiyle gemilerde, İstanbul'daki belediye otobüslerinde yani Yalova'yı tanıtıcı reklam, pano, bunun gibi dışarıyla ilgili bir çalışmalar. Arkadaşlarımız bu yönde çalışıyorlar. Daha bunu netleştirmiş değiller. Ben de zaman zaman toplantılarına katılıyorum. Onlardan aldığım bilgi. Ama turizm deyince evvela yatak olması lazım. Yani yol olması lazım, hizmet olması lazım. Şimdi maalesef yatak sayımız, yani otel sayımız son derece kısıtlı. Şehir merkezinde birkaç tane otelimiz var. Termalde yavaş yavaş bazı oteller yapılmaya başlandı. Yapılan otellerde full dolu olduğunu söylüyorlar. Özellikle yurt dışından gelen yabancılar. Eğer biz bu otel olayını çözersek, öyle tahmin ediyorum, Yalova bundan nasibini alacak mı? Başka bir bilginiz var bilmiyorum. Fabrikacı'yı tanırsınız. Evet. Faruk abi bundan 3-3,5 sene önce 250 kişilik bir grup getirecekti, New York'ta. Tamamı yabancı, Amerikalı turist getirecekti ve tek otelde kalmak istedi. Otel yokluğunda tur iptal oldu. Şimdi ben size o zaman şöyle bir dipnot olarak bir bilgi veriyorum. Benim milletvekili dönemimde 2003 senesinin sonu. TİGEM, evet. Haberimiz yokken kiralanmış. Bir şirkete evet. Kiralanmış. Evet. Haberimiz oldu. Dedik yedir ne değildir. Yani şirketi araştırdı. Şirket de yeni kurulmuş. İstanbul Emniyeti'yle de işin doğrusunu söylemek gerekirse dedim ki bu şirket hakkında bir bilgi al da dedim. Maalesef olumlu şeyler gelmedi. Ve ihaleyi genel müdürle görüşmek suretiyle iptal ettik çünkü başbakanımızla yapmış olduğum görüşmede TİGEM'deki o şimdi üniversitenin kurulduğu yer o zaman 650 dönüm olarak başbakanımızdan üniversite kuracağız bu araziye. Tamam. Burayı bize verir misin dediğimizde tamam şükür vermişti ve vermişti. Hemen akabinde TİGEM yasa gereği kiralanınca bu ihaleyi iptal ettirdik. İkinci ihalede belediye seçimini kazanmışlar parti. Barbaros Bey'le beraber gittik. TİGEM'i belediyeye aldık.
belediye almadan önce TİGEM'de bir ihale yapıldı. İhalenin özü, oraya 7 tane otel. Turizm Bakanlığı'na devretmiştik. 7 tane otel, bir tane kongre merkezi, bir tane golf sahası yapılacaktı. Onaylanmıştı bu proje. Evet, proje onaylandı. Kültür Bakanı da benim eski valimdi. O da bir şans benim için. Sağ olsun talimat verdi. Şükrü Bey'le görüşü Yalova'yla ilgili ne gerekiyorsa yapın diye. Ve gerçekten sevindik, mutlu olduk. İlk ihaleye çıkıldı 2004 senesinin Nisan ayında falan. İlk ihalede 9 parça yer ayrılmıştı. 2 parçasını Kütahya Porselen aldı. Kütahya Porselen sahibi. Onlar Marka filmi. Hepsi markaydı. Hepsi markaydı. Şimdi orayı izleyeceğim. Yani bundan çoğu Yalova'nın haberi yok. Yani biz de o yönden bu işin reklamını fazla yapmadık. Yani reklama şey yapmadık. İki parçayı almıştık. Bir golf sahasını çalık diyorum. Termaldeki neydi? Limak almıştı. Bir parselinde otel için. PETA diye bir inşaat. O da liman bir yan kuruluşu olduğunu söyledi orada. 4 parça kiraya verildi. İşlem yapıldı. Şimdi ben daha ve Kütahya Emniyetleri'yle yaptığım için Kütahya Porselen'in sahipleri geldiler bana. Dedim ben de bir araya başlasınlar istiyorum. Çünkü yer arıyorlar. Bu bölgede, Marmara bölgesinde. Ve onlar da sevindiler. Dediler ki Şükrü birisini tamamen yurt dışı, birisini yurt içi yapacak. 5 yıldızlı. Her biri 500 yataklı otel. 5 yıldızlı her biri 505 yataklı otel. Oteller 4 yıldızdan aşağı olmayacak. 4 veya 5 yıldızlı. Yunanların yapacağı 5 yıldızlı olacaktı. Geçmişte de böyle bir merakımız var. Neticede geri kalan 5 parsel satılmadı. Genel müdür dedi ki bu 5 parsel ne olacak? Yani satılmayınca bir sıkıntı yaşar ama vekilim dedi. Valla yağmur gibi telefon geliyor, fax ediyor. Yani bu satıştan bizim haberimiz olmadı. Hemen dedi ihale çıkacağız. Tekrar en kısa sürede. Ve ikinci ihaleye çıkıldı. İkinci ihalede bir tek o deva boyu denilen yer var. Photoshop'un tarafına bakan. Oradaki otel yeri satılmadı. Yani kiralanmadı. Geri kalan 4 otel yeri de satıldı. Onları alan gayri resmi duyuşumuz. Onlar yabancı resmi. Yabancı firmanın adıları. Onlar resmi. Yani o onlar resmi derken 4 İkinci firma yani kadar resmi. Evet. Toplamda 7 oldu değil mi? 4 önce 8 oldu. 8 oldu. Toplamda 8 oluyor. İkisini şey alıyor ya, evet. Gürallar. İkinci partiden arsa alan Çalık grubu, Pegasus grubu, Dedeman grubu ve bir de Ankara'da oteller zinciri olan bir grup. Onu da sordum arkadaşlar. Ankara'da 5-6 tane oteli var. Gayet seviyeli ve kaliteli bir otel zinciri, oteller zinciri olduğunu söylediler. Bayağı sevindik. Yalova'yı kurtardık. Tabii. Çünkü sorduğumuzda 7 tane otel, 6 tane, bir tanesi vermedi, 6 tane otel. Yani 500'er yataktan 3000 tane yatak sayısı yapıyorlar. Dedi ki nedir? Biz dediler Turizm Bakanı'nda yatak başına 1 personel hesapladı. Orada normalde 3000 personel çalışması lazım. Tabii 3000 çalışmasın, 2000 çalışsın. Ama işte sebzesi, meyvesi, şusu, busu, oraya özel iskele yapılacak, İstanbul'dan gemilerle işte misafirler getirecek, işte o yurt dışından, bu dışından şeyin bir tanesi komple yurt dışıydı. Yurt dışıyla ayıracağım. Tabii, öyleydi. Ama bir şok yaşadık, her zaman olduğu gibi. Üniversitede iptal kararı çıktı, arkasından Güralların projesi onaylandı, inşaata başlayacaklar. Yürütmeyi durdurma kararı geldi. Üstelik mahkemeye ve Anayasa Mahkemesi'ne mi gitti? Yok. Bursa Bölge Mahkemesi. Evet. O zamanki milletvekillerle bir şahıs bir siyasi görüş yapmıştı. Velhasıl kelam yürütmeyi durdurma kararı geldi. Yürütmeyi durdurma kararına itirazlar falan yapıldı. Olmadı. Kurallar dedim ki ya biraz sabırlı olun. Şükrü Bey dedi ya biz dedi ticaret alırız. Yani sabırlı olacağız da gerçekten biz oraya yatırım yapmaya arzu ediyorduk ama yani bu iş mahkemeye düştükten sonra bizim için biraz zor dediler. Sapanca'da bir yer baktık tabii ifade ettiler ve Sapanca'ya yapılan otelde burayı kaybettikleri için oraya yaptılar. Yapmış oldukları otelin değeri 17 milyon dolar yatırımcı. Sapanca'daki otel burayı kaybettikleri için. Yani böyle bir şey de yaşadık, sıkıntı da yaşadık. Şimdi tabii Yalova ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani burada karar veriliyor ama burada karara itiraz edenler Yalovalı değil.
Ankara'dan mühendisler odası. Yalova'lı bahçelere. Yalova'lı bahçelere kendi karar verdi. Gerekçe neydi? Tarım arazisi olduğundan dolayı. Evet. Evet. Başka yani orası burası Atatürk'ün çiftliğiydi. Kamuoyunu farklı yönlendirdiler. Yani gerekçe o muydu bir kelime? Evet. Peki aynı gerekçeyle devam eden inşaatlar aynı kapsama girmiyor mu? Şu anda yapılan yapılar var mesela. Yani. Var, yapılar yani var. Arıtma tesisi oraya yapıldı. Biliyorsunuz üniversitenin yerleşmesi orada. Yani böyle bir şey nasıl? Müteşebbis bir tatil köyü var müteşebbis. Biraz da yatırımcının şeyi mi? Ya ben ona üzülüyorum. Evet. Gerçekten Yalova büyük bir fırsatı kaçırdı. Şimdi milletvekiliğim döneminde bazı yatırımlara bayağı memur geçti. Örneğin bir tersane konusu. Tabii tartışılabilir. Tartışılmalıdır da. Yalova için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Ama şu an 20 gün evvel sorduğumda 9000'e yakın insan çalıştırıyor mesela. Biz Yalova esnafı olarak bunu açık ve net söylüyoruz. Gerekli koordinasyonu kuramıyoruz karşı tarafta. Ben gidip görüştüğümde 2 sene, 3 sene önce Diyarbakır'dan, Antep'ten, İstanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin her tarafından teklif geliyor. Genel müdürü diyorum ki, Yalova'dan tersaneler gelen müdür, Yalova'dan bir teklif yok mu? Yani biz şunu yaparız. Peki bir tane teklif yok. Ticaret odasına diyor ki, ya arkadaşlar bir şöyle, bir bakın eski başkan falan, bir bakın, bir dolaşın, bir ekip kurun. Yani bu işi biz beceremiyorsak, profesyonel bir ekip kurun, maaş verin, bu işleri takip etsin. Şu anda mevcuttaki ticaret odası başkanının da en büyük şikayetlerinden bir tanesi o. Marka mesela ticaret iş sağlıyor. Evet. Diyor ki her gördüğüne Tahsin Beycan. Ya diyor proje üretin diyor, alın yeni işletmeler kurun diyor ama Yalova'dan diyor hiç yok diyor. 81 ili en sonuncusuyuz. Doğru mu? İade ziyaret bakımından markaya da gittik. Benim sanayi ticaret demek. Marka ederken özür dilerim. Kosya'ya gittim. Yanlış söyledim. Düzeltiyorum. Kosya'ya gittim. Konsept'teki arkadaşlar görüştük. Dedik ya, peki ne olmaz olur mu? Bir sürü bir şeyimiz var, desteğimiz var dedi. Ama inanın dedi, haber veriyoruz arkadaşlara. Yani gelin bu konularda bir çalışma yapın, bize verin, biz size destek olalım. Almanya örneğin bir yapı fuarı var. Yapı fuarına işte Konsept'in desteğiyle gidilecek, gelinecek. Hiç kimse müracaat etmemiş. Yani bu da enteresan bir şey, biliyorum. Yalova'daki esnafımızda böyle bir beklenti var. Biz Kütahya'da görev yaptığımız zaman Kütahya'da tabii şehzadelerin yediği yeri olduğu için şehzadeler şehirdi. Onlar öyle derler. Biz şehzade torunuyuz. Onun için fazla böyle sabah 9'da açarlar, 9.30'da açarlar. Biz de şehzade şehzadeleri kök de biz şehzade torun değiliz ama. Ama padişah gibi yaşıyoruz. Herhalde aynen öyle. Osmanlı Yalova kurulmuş değil mi? Aynen. Osmanlı da Yalova kurulmuş değil mi? Evet arkadaşlar bu tarafa. Şimdi vekili bırak. Evet. Şimdi vekilim, Hakan Bey sordu. Şimdi biraz daha konu geçti de, şimdi hem TİGEM ile ilgili. Bir su alabilir hocam. Hem de tersane ile ilgili Danıştay'ın yürütme durdurma kararı var. Evet. Hemen aynı tarihlerde. 2010-11 yıllarında. Geçti tersane arkasından geldi. TİGEM. Şimdi buna rağmen inşaatlar devam ediyor, yatırımlar devam ediyor. Evet. Şimdi buradaki problem yatırımcı gelsin, şehir kalkısını deniyor. Bir yandan da yatırımcı geliyor, yatırım yapıyor. Bir yandan da birileri bunu engelliyor, haklı veya haksız. Ama neticede şu an inşaatlar devam etse de kanuna göre suç olması gerekiyor. Burada bir kaos, bir keşmekeş gözüküyor. Ne dersiniz? Yani hem vallahi bir yargı iptal ediyor fakat yürütme veya işte özel bir teşebbüs devam ettiriyor. Yani bir tarafımız bürokrasi, bir tarafımız siyasetçi olduğu için yıllarca bürokraside kaldık. Meslek hayatının üçte biri kadar da siyasette kaldım. Boşluk noktasını çok iyi buluyoruz. Hemen oradan bir adımımızı atıyoruz ve yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Yani yürütmeyi durdurma kararı veriliyor ama planda çok basit bir değişiklik yapılıyor. O yapılan değişiklik eski planı kapsamadığı için göreve devam. Bakanlıkta ben bunu şahit oldum, yaşadım. Kent konseyi başkanıyken bazı konularda defalarca yazı yazdım. Dedim bakın bu, tamam bu proje efendime söyleyeyim yürürlükten kalkmıştır. Daha doğrusu projede değişiklik yapılmıştır ama aynı yasa
aynı şekilde ihlal etmektedir. Konunun daha deparatır, tepkiki falan filan diye. E zaten oradan cevap geldi, geliyorum diyene kadar bir bakıyorsunuz, mesafe kat ediliyor. Ondan sonra bina yıkılıyor. Fiziken yıkılması mümkün değildir deniyor. Geçmiyor. Başar Zat. Evet, Başar. Evet. Tamam. Şimdi haberi yazıyorduk da hemen Sosyal Partisi'nin sorularını tamam. paylaşıyoruz, sorular gidiyor. Şimdi en ağırlıklı soru başkanım, geçmiş dönemde yaşadığımız su rezilliği. Yani geçen ay, yaz aylarında yaşadığımız su rezilliği bizi yararlı Türkiye genelinde olumsuz anlamda çok büyük. Evet, Yalama su şeyine şey, deniyordu. Şimdi, evet, şimdi yağışlar yağıyor. Biz bir dahaki yazın bu sıkıntıyı tekrar yaşama oranımız var mı? Bu hata... Eğer ki ciddi tedbirler almazsa ben yaşayacağımızı düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü yaptığımız çalışmalardan, ki bu çalışmaların içinde, başında üniversiteden bir hocamız da var. Barajdan çıkan su, Körfez Birliği Başkanımızın da beyanı 80 bin litre. Ama geri dönüşme giden su 35 bin ton, pardon. 35 bin ton. Yani 45 bin ton kayıp var. Şimdi bu kayıp nereden kaynaklanıyor? Bunu tespit edilmesi lazım. Yalova'nın altyapısı sorduğum, araştırdığım kadarıyla sevgili büyüğümüz Mehmet Turman zamanında yapıldığını söylüyorlar. Cengiz Bey zamanında da kısmi bir tadilat gördüğünü, ondan sonra herhangi bir altyapıya geri belirtiyorlar. Şimdi o tarihten bu tarihe Yalova bir deprem geçirdi, büyük bir deprem geçirdi. Yani kaçak olumlu fazla tabii, yani. Tabii tabii, yani bunu kalkarsa insanların kaçak kullandığı anlamında tabii, da yorumlamamak tabii. lazım. Yani bir insan ne kadar kaçak kullandığı. Evine gelen su aşağı tabii, tabii. Çünkü o borun o tazikiyle kaçırdığı su hatta hesabı yok. Bu tür çalışmalar yapılmazsa Baraj Termal Belediye Başkanı bu konuda gerçekten çok iyi bir bilgi sahibi. Kendisiyle bu konuda sık sık görüşür. Barajın ömrü yani normalde dolmuş olması gerekiyor. Bana söyledi oydu. Tabii belli bir şey var. Doluluk oranı var barajda. Milleşme var. Var. Hatta vatandaşlarımız dediler ki işte bu toprakları alsalar da işte baraj biraz denilsin fazla tutsa, su tutsa. Bir yetkiliyle görüştüğümüzde dediler ki gövdenin ömrü de belli bir sene. Yani çok fazla su biriktiği zaman gövdeye baskı yapar. Sıkıntı yaratır. O da sıkıntı. Yani. O da sıkıntı yaratır. Yani bu demektir ki örneğin 25 milyon metreküp su tutması gereken bir baraj zamanla 20 milyon metreküp su tutacaktır. Senelik 5 milyon kayıp bunu tahmir olarak söylüyorum. Oradan kaybolacak. Bu tedbirleri almamız lazım. Yani o şu anki Ortaokul'un göletini mutlaka devreye almamız lazım. En az 42-43 günlük Yalova'nın suyu ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasite var orada. İşte bazı kuyular vuruldu. Kurtköy'den bağlantı yapıldı. Yani bunlar yeterli olur mu? Şu aşamada yeterli olacağını düşünüyorum ama yani önümüzdeki yaz yaşamasak, su sıkıntı yaşamasak da ki bu tedbirleri çoğaltmazsak yaşayacağımızı düşünüyorum. İleriki zamanlarda çok daha fazla sıkıntı yaşarız. Bir konuya aktaracağım. Bilmiyorum basın mensubu arkadaşlarımız gelmişler miydi? Halka açık bir toplantı yapılmıştı. Önce ticaret kurulusunda, sonra halk yetkilinde. Karayolları eski bölge müdürleri, İstanbul bölge müdürleri Körfez Köprüsü yapıldığında Yalova'daki durumun ne olacağını, yani bu köprüden hangi yerleşimin etkileneceğine dair en fazla Yalova'nın etkileneceğini söylediler. 2020'li yıllarda Yalova nüfusunun 550 ile 650 bin arasında olacağını söylediler. Ve dediler yapılaşmanızı ona göre yapın, altyapınızı ona göre yapın. Yani iki kez bu şekilde toplantılarda uyarı geldi. Eğer ki güzel bir altyapı yaparsanız, güzel bir plan proje yaparsanız İstanbul'un bebeği olursunuz. Ama sağlıklı bir plan yapmazsanız ya Ümraniye olursunuz ya Gebze olursunuz. Şu dediler. Andaki durum Ümraniye'ye doğru gidiyor. Gidiyoruz evet. Yani maalesef öyle. Yani su konusunda ciddi tedbirler almazsa tıkırtı yaşayabiliriz. Başka suyu bir nebe bilir mi? Onu değişmeyin. Suyu yani. Kısa mı? Çok çok kısa bir süreyle beraber. Şimdi biz bir çalışma yaptığımız bir konu prosedürlerden yürütmesi oluyor ama bu gazete ülkenliğinde buradayım. Bu çalışmaları medyaya yansıttıktan sonraki, hani bu akademik çalışmaları sizin bu suyla alakalı olan projeniz alakalı çalışmalarından sonra çok küçük yaşta bir genç kardeşimiz, öğrenci bir kardeşimiz yürürken bana geldi şöyle bir cümle kurdu. Bir başkanım, küçücük başkanım da buyurun Yalova Spor taraftarı, kız çocuğu. Ya 11 yaşındadır ya 12 yaşındadır. Evet. Dedi ki, çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz suyla alakalı.
Fakat bir şey dikkatimi çekti dedi. Onu hiç yapan yok dedi. Ne dedim o? Abi dedi, biz de yıkanırken dedi, su ısınana kadar dedi, bir süre suyu akıtırız dedi. Bu hep böyledir dedi. Hani akar akmaz, sıcak su akmaz dedi. Akmaz, doğru. O sebeple dedi, bu süreç içerisindeki o boşalan su dedi, gider dedi. Bunun dedi, metre küpünü biliyor musun ne kadar dedi? Ne kadar dedi? Biri Yalama'nın bir sene tükettiği su dedi, içtiği su dedi. 11 yaşında bir şey söyledi bana. Doğrudur, beni arıyorum. Yani şofben açmadan önce ısınmadan... Hep biz şofben açtık. Genel anlamda. Ya, iki dakika, üç dakika. O aradaki dedi, safiyat dedi. Çok enteresan geldi. Dipnottu bu, özür dilerim. Soru değildi. Bilgilendirmeye çalıştım. Şöyle söyleyeyim. O bayan profesörümüzün verdiği bilgide su arıtmaya girdiği andan itibaren arıtmadan çıkacak suyun en az 7 kez, 8 kez kullanımı mümkün. En az 7 kez, 8 kez kullanımı mümkün olduğu söylendi. Ve şu an mesela Egem'deki Gardena şeyinin kullandığı, kullanmak istediği su miktarı oradan rahatlıkla karşılanabilecek şekilde kapasitede. Geri dönüşüm su. Geri dönüşümden kullanabilecek suyu. Maliyet bakımından düşük olacağını görüyorlar. Hem de... Yara başında bir tabii, de. Tabii, tabii. Yani Gardınaşe başka yerden su kullandığı takdirde Yalama'nın su kaynaklarından kullanacak. İşte bunları o şekilde değerlendirmemiz lazım. Yani o geri dönüşümü mutlaka ve mutlaka devreye almamız lazım. Geri dönüşme geliyor. Yani geri dönüşme derken arıtmaya geliyor. Arıtmaya geliyor. Arıtmadan adaların açığında ileride bir yere her gün 35 bin ton su basılıyor. Başkanım, az önce ifade ettiniz siz. Dediniz ki Atatürk Yalova için geleceğin su şehridir demiştir. Evet. Evet demiştir. Biz geçtiğimiz yaz sonunda bütün Türkiye'de susuz şehir olarak anıldık. Ana haber bültenlerine çıktık. Atatürk keza Yalova benim kentimdir demiştir. Hatta Yalova'yı da model bir yerleşim alanı göstermek için bir ağacın bir dalı için sadece yaptırdığı köşkü yürütmüştür. Evet. Bu da Yalova açısından büyük bir markadır. Ama Yalova şu anda ağaç katliamlarıyla anılıyor. Ulusal basına ne yazık ki. İşte o köprülü kavşak için yıkılan ağaçlar, evet. Kesilen ağaçlar. Dün Çınarcık'ta yapılan yol için kesilen 150 tane ağaç. Bundan iki hafta önce tam anımsamıyorum onu, teşvik olması lazım. Orada kesilen ağaçlar. Şimdi ticaret odasına verilen halk eğitim arazi dediğimiz yerde inşaat başlarken kesilecek olan 150 tane ağaç. Ki kaldı ki sizin... Bugün Çınarcık'ta belediyeni kesti. Duyumlarıma göre ticaret odasının orada yapılmasını siz destekliyorsunuz. Yok, daha o konuda herhangi bir şey söylemedik. Yani bir şey söylemedik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Yani alıp almadıkları konusunda şey değil, belli değil. Biz artık yani, Yalova dışına çıktığımız zaman yani Yalova'dan geliyoruz dediğimiz zaman enteresan bakıyorlar bize. Çünkü biz 3-4 yıldır hiç güzel anılmıyoruz. Hep kötü şeyleri biz anılıyoruz. Yalova iyi anılıyor. Bir tek bu köprülü kavşak konusunda kesilen ağaçlarla ilgili kesilmesi veya kaldırılması gerekir dedim, savundum. Doğrudur. Çünkü şu an geçmişte ben 2000 senesinden beri o yolu kullanıyorum. O büyük trafik arasında muazzam bir farklılık var. Yani 2 sene evvel haftada sadece cuma günleri kapanan bir yol şu an her akşam kapanıyor. Her gün saat olarak her gün kapanıyor. Yani oradaki insanlarımızın çektiği sıkıntının haddi hesabı yok. Herkes başbakanımız buraya geldiğinde partimizi partisiyor. Köprülü kavşak diye bağırdık. Şimdi başkanım, siz eski milletvekilsiniz. AK Parti milletvekili yaptınız. Evet. Şapkaları çıkartıp öne koymak lazım ki bugün Yalova'da AK Parti'nin belediye başkanı olsaydı o ağaçlar yine kesilecekti. Yani zaten iki hafta önce... Bir şey ekleyeceğim. Haluk Bey eski milletvekilisini dedi. Bir de eski emniyet müdürüsü. Doğru. Eski Şam Kuzey başkanısınız. Evet. Bu olay aslında en iyi cevap vereceklerden birisisiniz. Evet. Hem emniyet müdürlüğü yaptınız, hem milletvekili yaptınız. Şimdi bu ağaç olayları, biz şöyle diyebilir miyiz? Bu ağaçlar kesilmesi gerekirdi. Evet, ama Gezi olaylarında 3-5 ağaç bahane edilerek ülke yakıldı. Doğru. Kesilmeyen ağaçlar bahane edilerek. Ve buradaki ağaçların da bence Türkiye gündemine oturmasının sebeplerinden biri de hani nerede tencere tavacılar? Yalova'nın gücü o işte. O öyle bir şey yapmadı Yalova'nın. Yalova halkı bunu söylemedi. Ama Yalova'da bir grup, bakın dikkat ederseniz mikrofonlar sadece belli bir gruba uzatıldı. Yalova platformunda bir kişiye iki kişi uzatıldı. Evet. Ben Vefa Başkan şeye gideceğim deyince dedim ki Sayın Başkan şunu söyle.
Eğer ki mikrofon uzatılacaksa Altınova'dan gelen minibüs şoförüne, Çiftlikköy'den gelen minibüs şoförüne de uzattılar. Efendim söyleyeyim, Çınarcık'tan Termal'e... Gerçekten bu işin içinde olan evet, insanlar uzatsınlar. Minibüs yani. Şoförüne de uzatsınlar. Bu bir. Ambulans şoförlerine uzatsınlar. Evet. Ve Yalova'da Çiftlikköy'de oturan işte Altınova'da bu insanlara çok değil 8-10 gelişi güzel bir insan durduktan altında bir kere her gün kullanıyorlar. Hatta şunu da söyledim. Dedim lütfen bunu sor. Yani şöyle, İstanbul İzmir arasında çalışan sebze meyve yüklü kamyonlar var, otobüs şoförleri var. Herhangi bir otobüs şoförüne bir mikrofon uzatsınlar. Bir de onları dinlesinler. Ama gerçekten uzatılmaz. Yani burada böyle bir taraflı hareket var. Ahmet Hakan'ın programında da belli bir şey söz verildi. Diğer başka insanlara söz verilmedi. Şimdi geçmişte bu çevrecilik için en fazla mücadele eden insanlardan bir tanesi benim. Yani çok özür dilerim. Don Kişot gibi Aksa'ya karşı tek başıma da mücadele ettim. Arkadaşlarımla da efendime söyleyeyim mücadele ettim. Kendi belediye başkanımı Şaban Ertan'ı ben mahkemeye verdim. Kadıköy Belediye Başkanı benim akrabamdır Bahattin Aksoy. Dedi ki şu çimento fabrikası kaldıracaksın dedi. Kapatılmış, kapatılmasına rağmen sen burada üretime müsaade ediyorsun. Bak benim akraba seni ihbar ederim, canını yakarım. Kapat, burada 3000 tane bir çocuk okuyor. Allah göstermesin, burada bir şey olmuş olsa. Bir söyledim olmadı, iki söyledim, üçüncüsü valiye yazı yazdım. Resmen ihbar ettim. Ondan sonra mahkemeye gitti, ceza aldı. Ya bana küsmedi. Bana küsmedi ama ya ben sana söyledim dedi. 3000 tane çocuk mu? Benim için önemli yoktu. Orada çalışan 80 tane işçi varmış. Kadıköy'ün işçiler dedi benim için. Tamam işçi kardeşimiz de önemli ama. Şimdi çevreye bu kadar önem veren bir insanım ama olayın geneline baktığında burada kamu yararı hiç tartışmasız var. Şimdi bazı arkadaşlarımız belki sözü biraz uzun tutacağım ama bilgilenmenizi istiyorum. Alt geçit olsun dediler. Ben bunları yani konunun 8 senedir bir ve buçuk bölümünü yaptım. Yani konuya vakıf birisi. İçişleri Komisyonu'nda zaten bütün bu olaylar alt komisyon başkanlığından yapardım. Benden gelir geçerdi. Konuya yakın birisiyim, araştıran birisiyim. Karayolların mühendisleriyle görüştüm. Dışarıdaki mühendisleri ayrıca karayolların mühendisleriyle görüştüm. Dedim ki böyle böyle. Burada alt geçitin fazla sağlıklı olmayacağını söylediler. Ben de alt geçit olsun istemedim. Neden istemedim? Çünkü alt geçit de olsa ağaçları kurtaracağız diye düşünüyorlar. Hayır. Aşağı inince ağaçları köklere geçecek. Gene kesilecek. Gene kesilecek. Sonra daha sıkıntı. Bu bir ikincisi yaklaşık 1 kilometreye yakın ve 90 derece dönüşle devam eden bir alt geçit var. Şimdi yukarısı açıldığı zaman tanker trafiği buraya gelecek. Tanker trafiği buraya almazlar. Nasıl İstanbul'a, Ankara'ya giderken tanker trafiği kaynaklar çıksın diye. Evet. Onlar buraya gidecekler. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı. İki sene evvel şahitsiniz herhalde. Akkim'in bir tane kamyon şeyi yandı. Tankeri yandı. Evet. 4 saatte evet, söndüremediler. Evet. İzmit'ten en son köprü itibariye geldi. Allah göstermesin. Böyle 1 kilometre derinliğinde bir kapalı, yani alt geçitte bir tankerin birisi bir kaza yapsa, bir kazaya karışsa Yalova çok büyük sıkıntı verir. Sonra yani tamam alt geçit yapacağız. Basın mensubu arkadaşlarımız gelmişti. Dedim ki İzmit'ten gelirken yolu kazmaya başladık. Yalova'dan Yalı Caddesi'ne çıkıp Bursa'ya gidecek veyahut da İzmit'e dönecek araba nereden gidecek? Önünde koca bir hendek var. Yol kazılıyor ya. Evet. İstanbul Caddesi aynı. Şehit Ömer Bulvarı aynı. Hendeğe karşı karşıya geldi. Yalova'nın 3 çıkışı var. 3 çıkışını bir anda kapatmak zorundasın. Evet. Yani o girişat halesi. Tabii orayı yapabilmek için kapatmak zorundasın. Dedim ki burası kapandığı zaman zaten Yalova tarafı. Şehir içinde. Ya, Yalova'da şehir içinde nerede trafik yapacaksın? Öyle dikkatli olarak. Başkanım siz yani bu projeyi çok amaçlı böyle bir gözden geçirdiniz yani. Geçirdim tabii detaylı bir şey. Güvenlik sistemine kadar düşünmüştüm. Şey, yani üst geçitten bağda alt geçit elverişli değil. Üst geçit yolu kapatmadan kısmen trafiği çalıştırmak suretiyle ayaklar koyacak sadece orada. Hastanenin önündeki kavşak gibi. Hastanenin orası yapılırken bir yan yol vardı. Oradan geldi geçiyor. Vefa Salman biraz ulusal basında kendini ifade edemedi galiba başkanım. Bana yani, öyle geliyor. Siz yani, eski emniyet müdürsünüz, hep eski eski diyoruz. Evet. Biraz cinayet üstlenmiş gibi tavır takındı. Aynen. Çünkü biz Ayhan Başkan'la da baktık evrakları. Hiçbir suçu yok. Yani aynen, onun zaten 2012'de, 2013'te kesiminin kararı verilmiş.
Ona rağmen Vefa Salman o kadar çok uğraşmış ki 11 kez 2 tane firmayla yazışma yapmışlar. Evet, evet. Firmalarda demişler ki o ağaçları sökmek için makine üretmeyi bırakın. Yani öyle bir makinenin üretimi bizim aklımızda yok diye cevap yazmışlar. Yani, yani evet bu ağaçlar kesilmesi, kaldırılması gerekiyor deyip yani belediye başkanının birkaç tanesini kurtarabilir dediği yerde biz onu savunduk. Hatta bu konuda da çok eleştiri aldık. Evet. Aynı şekilde AK Parti İl Başkanımız da, bu bizim hükümetimizin projesidir, bizim projeye sahip çıkmak zorundadır diye. Doğrudur yani böyle bir... Peki vekilim, şimdi halk eğitim merkezinde de 58 tane ağacın kesilmesi söz konusu. Yine belediye bu yeri Yalova Sanayi Ticaret Odası'na verdi, verecek. Yani bu proje eğer ticaret odası oraya alırsa ve orada bir bina yapmaya kalkacaktır muhakkak. Sizin burada tavrınız ne olur? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben şahsen öncelikle kamu menfaatine bakarım. Ben çevreyle ilgili tepki koyduğum yerde 360 derece dönüş yaparak evet olması lazım belirliyorsam benim öncelikle bir kamu menfaati. Yani burada milyonlarca insan istifade edecek. Milyonlarca araç istifade edecek. Şimdi tabii ticaret odasının konusu sadece ticaret odası ve ticaret odasına gelen hesap ama bunu iyi etüt etmek lazım. Yani 58 ağacın 58'de mi kesilecek? Yoksa 58 tanesi mi kesilecek bina yapılırken? Tabii daha belediye benim bildiğim, aldığım bilgi bir meclis yapmış ama netleşmiş bir şey meclisten yok. Geçti. Meclisten geçti. Netleşmiş bir şey yok. Yani bir protokol yok. Diye biliyorum. Öyle yani bir şey. Yani henüz onunla ilgili kesin konuşmak yanlış olur. Şehzettin evet. Müktekin'in de bir o konuda önerisi var. Karizmanın en üst katı boş oluyor biliyorsunuz. Nasıl anlamadım? Karizmanın en üst katı boş oluyor. Şehzettin Bey'in bir projesi. Yani en üst katı boş olunca üniversiteden dolayı ticaret odasına mesela örnek orası da olabilir gibi bir şeyi var. Öneri sunumu var. Yani karizmanın en üst katı. İlle orası olmak zorunda değil. Şey mi? Şehzettin Bey'in üniversitede olduğu yer. Ama bak senden diyorum. Zaten oraya üniversiteye verdiler de benim. Öyle bir teklifi var. Ticaret odası yapılsın. Şey de var. Çağrı merkezi de boşaltıyor. Evet. Orası ticaret odası olabilir yani. Olabilir yani. Deprem anında toplanma merkezlerinden bahsediliyor. Mesela orası da o mahallenin toplanma merkezi normalde. Zaten ama resmi olarak tek yeşil alanı. Toplama merkezlerimiz yani. Bizim Tigem'le Arberot'un ikisi de değil. Toplama merkezlerimiz. Yasal olarak her mahallenin olması gerekiyor. Ona geleceğiz. Biliyorsunuz. Ona kalıyoruz. Ama oranın tek yeri orası. Yani size orası da fazla değil. 6-6,5 dönüm yer. Yani maalesef o bir sıkıntı. Depremle ilgili ayrı bir konuşmamız var. Onun başında Profesör Hayri Eren Bey var. Yalova Üniversitesi'nin rektör yardımcısı. Zaten o konuyla ilgili İstanbul Belediyesi'ne çok araştırma yapmış. Bizim için de büyük bir şans. O da aynı şeyi söylüyor. AFAD müdürümüz Bora Bey'le büyük sıkıntı olduğunu söyledi. Yani onunla ilgili bir derleme toplama yapıp hem belediye hem mahallelikle görüşüp mutlaka bir çadır yeri, tahmin tahliye yeri test edilmesi lazım Yalova'da. Maalesef 30 derin yer yok. Sayın Vekilim, az önce Altınova Tersanelerinden bahsettiniz. Evet. Sizin döneminizde o proje onay görüldü. Peki Altınova Tersane bölgesinde neden Gemi İktisat OSB yan sanayi kurulmadı da Çiftlikköy'de bugün Çiftlikköy ilçe grupları içerisinde kurulma aşamasında Gemi İktisat OSB? Bununla ilgili düşünceniz nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gemi İktisat OSB Çiftlikköy'de ben şahsen pek sıcak bakmadım. Neden bakmadım? Çünkü Çiftlikköy genelde emeklerin yerleşti. Yazın sahil turizminin daha ağırlıklı olduğu bir yer. Ben o havasının bozulmasını pek şey yapmıyoruz. Altınova'da yani, neden kurulamadı yani? Altınova'da neden kurulamadı bilmiyorum. Yani bir takım yanlışlıklar mı oldu, eksiklikler mi oldu? Ama şu oldu. 2008'de dünyada bir kriz çıktı. O krizden gemi sanayi ilk derecede etkilendi. Biz o zaman bir kendileriyle görüşüyorduk. Çok proje iptal edildi. Çok proje iptal edildi. Mesela o günkü tersanenin yönetim kurulu başkanı, tersane yönetim kurulu Akta Bey
kendi ifadesinde 17-18 tane gemiyle ilgili sipariş varken hepsini iptal edildi. Tüm sertlerinde çok iptal edildi. Çin'in maalesef çok piyasayı ele geçirildi. Tabii hükümette hatta bana dediler ki yani ben milletvekilinden ayrılmama rağmen tekrar devreye girip yeniden işte bir görüşme yapmam gerekti. Yani yapsam iyi olur dediler. Fakat tabi aktif milletvekili olmak başka, kenardan müdahale etmek çok daha başka. Ama gene de ilettik, hükümetin büyük çapta bu şekilde destek verebileceğini düşünüyorum. Yani Sac'ın tonu bir soru olarak duruyorum. Çin'de 20 dolarken bizde 200 dolar olarak aldığını, 10 kat fazla. Kezban işçi. Evet, yani o yüzden dershanelerin çoğu kapandı. Yani belki de o krizin etkisi halen daha geçmiş değil. Krize de kendi içinden dolayı ya bir organize şeyine giremedi. Sayın Başkanım, arkadaşlarımın sorularına bir ek olarak sormak istiyorum. Evet. Güvenlikle de alakanız olduğu için eski yaptığınız görevlerden dolayı. Bu dört yoldaki köprülü kavşak yapılacak. Tehlikeli araçların geçeceği kesin. Bunu Başkan Vefa Salman'a da sordum. Karayollarının sorumluluğunda dedi. Yani bu güvenlik tedbiri nasıl alınacak ya da biz neler yapabiliriz? Tankerlerin düşmesi karayolundaki güvenlik tedbirinden. Evet, yani bir kaza olduğunda siz de belirttiniz zaten daha önceden. Valla yani, bir kere üstten patladı. En bahsettiğinden köprülü itfaiye şart. Köprülü itfaiye kesinlikle şart. Çünkü yanıcı, patlayıcı, tabeci madde taşıyan araçların söndürülmesi türlü oluyor. Ben Adana Bölge Trafik Şube Müdürü olarak bir görev yaptım. Hı. Aşağı yukarı 3 seneyi yaptım. Yani orada da bu konuda çok büyük sıkıntı çektik. O Irak'tan nafta taşıyorlar orada Mersin'e. O nafta yüklü tankerler devrildiği zaman yanıyor. Yani yaklaşma mümkün değil. İtfaiye veyahut da LPG yüklü tankerler devriliyor. LPG havayı uçuyor. Yani en ufak bir kıvılcımda 3,5 kilo bir küplük tüpünün yapmış olduğu tahribatı düşünün. Bir de 35 bin litrelik bir tankın patladığını düşünün. Allah göstermesin. Yani böyle çok sıkıntılı zamanlarımız oldu. Ama Adana'da İncirlik Havayüsü vardı. Adana Belediyesi'nin köprülü itfaiyesi vardı. Onları getirtiyorduk. Çok büyük 60 tonluk 70 tonluk işler olması gerekiyordu. O tankerleri düzeltmek için tabii yanıp bittikten sonra. Onlar da büyük inşaat firmaları vardı. Hekimtaş. Bu Mehmet Ali Yılmaz'ın bir inşaat firması vardı Adana'da. Orada da çok büyük bir inşaat vardı. 40-50 tonu kaldı. Onlardan istifade ediyorduk. Yani bir kere kurtarma işlemi son derece sağlıklı olması lazım. Trafiğin denetimi olacak. Kurtarma işlemi de sağlıklı olması lazım. Evet, ambulansından tutun da özellikle itfaiye, köprülü itfaiye şart yani. Akamış. Şöyle bir soru çıkıyor o zaman, sorunun içinde cevap çıkıyor Sayın Başkan. Yalova içerisinde şu anda böyle bir, anladığım kadarıyla böyle bir araç yok bildiğimiz kadarıyla. Şu anda Yalova sınırları içerisinde köpükle müdahale edecek bir herhalde araç yok. Evet. Ama Türkiye'nin en kuvvetli yanıcı maddesi yapan fabrikalar var. Evet. Peki bu fabrikalar Yalova'ya yıllarca, trilyonlarca para aktardılar. Bir sürü yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Niye Yalova Belediyesi'ne bir kimle köpükle araç için hediye etmemişler? Böyle bir talep olmamış burada. Bu fabrikalarda. Vallahi evvela kendileri o önlem almamışlar. Evet. Çünkü aksa bir yandı burada. Gene İzmit'ten arabalar. Biz tabii. Yani bazı şeyleri tabii İdare etmek lazım, tabii. Yönlendirmek İyi lazım. İyi düşünmek lazım. Evet, para kazanacağız ama kazanırken de Allah göstermesin. İşte böyle çevreye verilecek. Çünkü bu o tanklar var orada. Hidrojen tankı var başkanım. Yani. O zaman bu gerçekten şansımız olması gereken bir konu bence. Çevreden daha önemli, güvenlik tedbirinin alınması için. Evet. Senin de kendine son bir sorun var. Az önce TÜZİ'den bahsettik. Hiç termal kaplıca tesislerinden konu açılmadı. Ama siz şunu söylediniz. 69'lu yıllardan sadece böyle bir boyayla, badanayla, böyle pansiyon zihniyetiyle 56'lı yıllarda. Şimdi kaplıca tesislerin artık sadece 3 ayda değil, 365 günde turizme açık olduğu gerçeği var. Ve bugün termale gittiğiniz zaman termalde Orta Doğu'dan gelen yaz-kış bir turist söz konusu. TC Sağlık Bakanlığı'na ait termal kaplıca işletmelerini özelleştirilmesini doğru buluyor musunuz? Şimdi 2002'de Muharrem Bey'le beraber milletvekili olduk.
Bizim Yalova ile ilgili yapmış olduğumuz en güzel çalışmalardan bir tanesi de Sternbach kapıcıları ile ilgili kanun değiştirimi oldu. İki milletvekili olarak Sağlık Bakanımıza gittik. Dedi ki biz bunu bakanımız da böyle hem hoşuna gitti hem şaşırdı. Dedik bir teklif hazırlıyoruz. Teklifimiz bu. Şöyle söyledi, Şükrü Bey de bu teklifi ben de sizden alayım. Hükümet olarak biz hazırlayalım. Teklifi size gönderelim. Nasıl istiyorsanız düzenleyin. Ondan sonra geri yapalım. Neticede 1937 senesinde Atatürk'ün gerçekten talimatıyla çıkartılan termal işletmeleri ilgili kanunu biz Yalova'nın lehine değiştirdik. Hatta yani Limak Termal Belediyesi tarafından o kiralanmıştır. O kanun sayesinde kiralanmıştır. Orada bir sürü ormanın el koyduğu oteller vardı. Onlar sahiplerine iade edilmiştir. Ve şunu söyledim. Yani termal artık yap işlet devlet modeliyle başkalarına kiralansın. Özelleştirmeye şey yapma. Müsaade etmeyin. Yap işlet kiralansın. Bir sefer benim zamanımda, iki sefer İlhan Bey'in zamanında ihale çıkılmak için planlar, programlar yapıldı. Ama maalesef son dakikada özellikle İlhan Bey'in zamanında abi hafta sonu çıkacak dendi, ihale iptal edildi. Çünkü Ankara'daki bürokrasi hiçbir zaman için elindeki imkanların başkasına verilmesine sıcak bakmadı. Şu an termal Sağlık Bakanlığı'nın tesisleri olarak kullanılıyor. Personel %50 fiyatta geliyor. Yani dışarıda vatandaşları %50 fiyatta kalıyor. Efendim söyleyeyim. Tatilini yapabiliyor. Ama amacına uygun pek amacına uygun değil ve hizmete de uygun değil. O plastik sandalyeler rengi desenis olmuş. Sağlıksız. Düştü yani, adam kirden pasta. Her sonunda yani, çok yetersiz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tabiat var. Ama maalesef şifalı su da var. İşletmemiz yok. Evet. Peki. Yani burasını mutlaka ve mutlaka yazalım mı? Yazın. Mutlaka ve mutlaka bir Sağlık Bakanlığı tarafından ihale edilmesi lazım. Amacının bunu hale getirmesi gerekiyor düz başlıkta o zaman. Doğru. Çok yap işletme ve kiralama sistemi. Evet. Çok farklı bir şey soracağım başkanım. Takribi bu 5. 6. toplantımız bizim. Evet. Böyle. Hep olumsuz konuştuk. Toplantısız. Hep olumsuz konuştuk. Evet. Siz de buna dahil oldunuz. Arkadaşlarımızın da soruları hep bu şekilde oldu ama şunu düşündüm. Bu olumsuzluklar, eksiksizlikler, eksiklerimiz, yaşama şartlarımızın eksiklikleri Yalova için. Bunun nedeni Ankara mı, Yalova'daki seçilmişler mi size göre? Niye? Yani bize niye köpüklü bir itfaiyeyi çok görüyor? Ankara mı çok görüyor? Buradakiler yazı yazmayı bilmiyor mu? Niye böyle çok fazla eksiğimiz var? Bakın ben sorunuza bir tek cümleyle cevap vereceğim. Oradan ne çıkartırsınız çıkartın. Ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Halen de söylemeye devam ediyorum. İşte efendim Ankara, Yalova'daki siyasiler el ele verip Yalova'nın siyasetini belirleyip Yalova bunu istiyor dediği zaman Ankara bunu yapar. Kolay bu kadar basit. Evet. Bakın biz Muharrem Bey'le beraber oturduk. Atatürk'ün, gerçekten Atatürk'ün, Muharrem Bey'le söyledim. Talimatıyla hiç kimse elini süremiyordu. Cızkı oldu. Tarım Bakanı'na söylediğimde, bakın Tarım Bakanı, Sağlık Bakanı'na söylediğimde Recep Atlar, ya Şükrü Bey biliyorsun orası yani çok hassas bir yer. Ya bir sıkıntı yaratır. Dedim ki yok, Muharrem Bey'le beraber şey yapacağım. Aha öyle mi falan dedi. Ben ikinci yerine bak. O zaman ve, tarihte ilk kez siz başardınız ama tabii, rozetleri çıkartıyordunuz yani rozet, odadan çıktıktan sonra. Şimdi, evet. Şimdi ya madem mevzu geldi, evet. Biraz daha konuyu açayım. Evet. Yani olumsuzluk diyoruz ama doğrudur. Olumsuz, olumlu dedi, olumlu gözü var. Hayır, tabii ki. Yani. Yalova'ya 2004 senesinde doğalgaz geldi. Evet. Öyle değil mi? Evet, tabii. Yakup Bey dedi ki, Belediye Başkanı Yakup Arap'la. Ben AK Parti'de. Muharrem İnce, efendim, CHP'den. Ticaret Odası Başkanımız Lütfullah Bey, Meclis Başkanımız Sefa, efendime söyleyeyim. Yine bir koalisyon var yani, karma. Anladım. Herkesin partisi ayrı. Tamam, siyasi. Dedim ki Yakup'a, abi doğalgazla ilgili, abi çalışma yaptık, yeterli abonemiz olmadığı için hali almadılar, dosyayı geri gönderdiler.
Açtım telefonu daire başkanına. Kendimi tanıttım. Dedi ben emekliyim, yetmiyorum. Bana yardımcı ol. Yalvarın ilgili böyle bir şey düşünüyorum. Çıkış yolu bana gösterir dedim. Yani daha evvelden gelmiş böyle bir şey. Evet vekilim ben de iyi biliyorum. Adam dedi ki bu başkanda bitecek bir şey. Peki nasıl olacak? Dedi ki bak şu an karamsel var. Gemlik var dedi hazır. Orhan Gazi var sizde. Dörtlü bir paket yapılır. Onların usturundan faydalanıyor. Tabii dörtlü bir paket yapılır. Aynı halkar çünkü. Tabi Yalova yetmiyorsa dörtlü paketle dedi iade çıkılır bu iş olur dedi. Sağ olsun bize yol gösterdi. Dedi ki hani bizden öğrenci şey. Ve ben gittim EPDK Başkanı'na. Yılmaz Günay diye bir arkadaşımız. Dedim başkanım durum böyle böyle. Vekilim hay hay dedi. Yardımcı olalım dedi. Teşekkür ettik. Biraz sohbet ettik. Çay içtik. Giderken dedi ki Vali Bey, Vali Bey ile tanıştırdım dedi. Yusuf Erbay. O da yeni gelmişti dedi. Dedim ki bir sefer ziyaretine gittim. İkinciye gitme şansım olmadı. Sorduğunuza göre dedim. Herhalde tanıyorsunuz. Sınıf arkadaşım oldu dedim. Döndüm tekrardan. Ben de espriyle. Ha o zaman dedim Yalova'nın doğal kardeşi gitti. Ben dedim bir daha gelişimde Vali Bey'i getiriyorum. Şimdi ikinci gidişimizde Vali Bey'i aldık. Mahrem Bey'i aldık. Belediye Başkanı'nı aldık. Ticaret Odası Başkanı'nı aldık. Meclis Başkanı'nı aldık. O günkü Sanayi Ticaret Müdürü Ali Gül Bey var. Onu aldık. İl başkanlarımız var. AK Parti'nin ve CHP'nin de var. Öyle tanıdık. Pütozlu galiba. Onları aldık. Ben öyle hatırlıyorum. Yani bizim bir kesim var da. Ve ya da şeye gittik, Ankara'ya gittik. Ama hangi bakana çıktıysa ilgili kuruluşlara çıktık, ekiple çıktık. Biz geldik. Ali Coşkun şaşırdı dedi ya ben de böyle sadece senin geldiğin zaten şu kuruluyu yoksunuz bir ekibim ya öyle şey mi? Ve tek başına bizim karşımıza oturacağında oturacaktı. Dedi ki şu daire başkanı gelsin, şu genel müdür gelsin, şu gelsin, şu gelsin. En az 7-8 kişi bir ekibi karşımıza oturdu. Ne istiyoruz? Şunu. Tak 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 not aldılar. Yerini yaptılar. Şimdi bu olmayacak bir şey değil. Eğer Yalova ile ilgili çalışma yapacaksanız, bak bunlar şahitli ispatlıdır. Bunları sorabilirsin. Vekilim biz siz mi çağırdınız? Bir dakika, onu? Bir dakika. Sizin önerinizde bu oldu. Ama işte Yalova eğer ki Yalova için yapılacaksa herkes şahsiyetinden fedakarlık yapacak. Yalova'nın menfaatleri her şeyin üzerindedir. Daha sizin gibi nasıl bulacaksın? Bulacaksın, bulacaksın. O zaman bu yani özür dilerim yani yanlış anladım. Adaya değil misiniz? Yok hayır değil. Başkanım şimdi her şey birbirine savaş için. Yani ben ya. Yani. Sizin söylediğiniz koalisyonun bir daha sağlaması mümkün değil. Tamam da birbirlerine savaş için. Ya niye olmasın? Vapak konusunda. Bakın Vapak konusunda. Yine birlik beraberlik için. Tabii. Muharrem Bey'e rica ettim. Kent Konseyi Başkanı'ndan yine vermiştim. Şeyde. Temel Bey'e rica ettim. Buradan tarım müdürü gidiyor. Afat müdürü gidiyor. Pazarbaşı, Çiftlikköy Belediye Başkanı. Ayrı ayrı gidiyorlar değil mi? Ayrı ayrı gidiyorlar. Ama hem AK Parti milletvekili hem CHP milletvekili dedi ki bakın içeri girin, içeride dedim Yalova'yı beraber savun. Hani ayrı ayrı konuştum. Dedim ki bu işin siyaseti olmaz. Bu işin bedeli olur, bedelini hepimiz ödersin dedim. Aynı konuşmamda bu. Her ikisi de tamam abi dediler. Yani biz dediler o konuda gerekli hassasiyeti. Lütfen dedim gerekli hassasiyeti gösterin. Bu eğer Vopak kurulursa Yalova perişan olur. Yani burada bir takım olumsuzluklar şunlar bunlar ve oraya gittiler. Orada Temel Bey bir taraftan savunmuş olmaz demiş. Muharrem Bey bir taraftan olmaz demiş. Efendime söyleyeyim işte tarım müdürü. Yani Yalova'nın bürokratı ama Yalova en fazla savunan insanlardan birisi olduğunu söylediler. O bilgileri aldık. Bizim özel idare genel sekreteri, şu anki genel sekreter. Efendime söyleyeyim. Başka kim vardı? Afat müdürü. Bunlar gerçekten ciddi dosyalar götürmüşler, hepsi savunmuşlar. Orada dosya rafa kalktı. Dosya rafa kalktı. Yani bu ya, proje birlik beraberlik. Cevap. Aynen. Bakın diyorum ki, Yalova'daki seçilmişler, Yalova'daki seçilmişler bir masa etrafında oturup Yalova ile ilgili belirlediği siyaseti Ankara'ya götürüp Yalova bunu yürüyebilir mi? Ankara'da konuşacak. Ankara senin siyasetine hayır kardeşim bu bizim problemimiz değil. Ben Aksa konusunda da oturup konuştum. Şunu yaptım. Dediler yok başbakan istiyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Orman Bakanı dedim ki dedi ki yok şu böyle bir şey bakma sen de erkek olmuş. Orman Bakanı çıktı. Muharrem Bey konuştu ben konuştum. Arkamızdan Orman Bakanı çıktı. Dedi ki termik santral olması lazım mı? Türkiye'nin ihtiyacı var mı? Var. Olması gerekir mi? Gerekir. Ama dedi Yalova olmaz. Başka bir taraf olur dedi. Bu dosyayı kaldırıyoruz dedi. Teşekkür ettik.
olay bitti. 2008'den itibaren de tekrar yapılmaya başlandı. İşin özünü size söyledim. Buradaki siyasiler bir masa etrafında toplanıp bir karar alıyorsa Ankara'ya gidip de bu Yalova'nın kararı dedikten sonra Ankara buna uymak mecburiyeti. Bekir'im siz bundan sonraki süreçte Kent Konseyi Başkanı olarak aynı çalışmayı yapacak mısınız? Koalisyonu sağlar mısınız yani? Evet, yapacak mısınız? Ya sağlamaya çalışırım, sağlamaya çalışırım da. Ama şu an... Kim sağlamaya biliyorsunuz? Ya şimdi şu an... Yani hoş olmayan şeyler de var. Efendime söyleyeyim. Ben ne kadar tarafları bir araya, yani tarafları derken başta milletvekillerini bir araya getirsek de seçilmişler yani, pek sağlıklı sonuç, hani gene olumsuz konuşacak. Ya vekilim tabii ki olumsuz varsa konuşacağız ama yani bazı şeyler var ki yani hakikaten üç tane büyük şehrin arasında olan, hep bunu söylüyorum. Ama geçmişte siz başardığınız ama, için şimdi bu yine başarabilirsiniz. Çok üzücü yani. Çünkü bir daha böyle bir baş lider. Devrem toplantıdayım, seni arayacağım. Baş lider bulamayacağız diye. Yok yok. Cevap kötü yani. Şimdi Kent Konseyi Başkanlığı bakın, gerçekten çok bakın, önemli bir görev. Şimdi şu burada an. İlle yani, bir başkan, bir lider olması gerekmez. Yani, evet tabii ki ama yani. Geçen Birlik Başkanı Hüseyin Bey, Çetin. O geldi. Yanında işte Bakkallar Odası Başkanı var, Şenol var. Efendim. Yani ismen hitap ediyorum. Sağ olsun hepsi abi dedi. İçimizde onları kardeşimiz gibi gördü. Zaten kardeşimiz de. 7-8 kişilik bir grup. Dedim ki bakın birlik başkanısın. Aynı zamanda şoförler odası başkanısın. İşte bakkallar odası başkanısın. Şusun, şusun, şusun. Arkadaşlar sivil toplum örgütünün gücünü bilmiyorsunuz. Gerçekten sivil toplum örgütleri sıradan işte gezi olayları diyorsunuz. Yapacağım. Ne yaptılar? Güzel şey yani salladılar. Yani aks yönde salladılar, doğru yönde salladılar. Ama kendilerine göre doğruydu, bize göre yanlış, ayrı mesele ama salladılar. Şimdi dedim ki, burada en büyük örgüt dediğim sanayi ticaret odası. Esnaf odası. Esnaf birliği var. Toplara dedim, akademik odalar var. Toplarını dedim, ya şöyle 7-8 tane oda alın. Deyin ki, ey vekil gelin bakalım, ey vekiller gelin bakalım. Yalova ile ilgili böyle bir sıkıntı var. Bu Ankara'da siyaseten çözülebilecek sıkıntı. Bunu götürün Ankara'ya masaya yatırın, bu sorunu çözün. Deyin dedim. Ve şöyle elimi de tuttum. Siyasileri silkeleyin beyler dedim. Ama siz dedim siyasilerin ağzının içine bakarsanız bu iş yürümez. Ya da o da bu odaların başkanlıkları da güzel. Bu gayet olduğunu düşünüyor musunuz? Kişisel tanımımızın dışında. Şimdi arkadaşlarımızı ben bu konuyla ilgili şöyledir böyledir ama bak ne diyorum. Doğrusu sizin değiliz. Yalova'yla ilgili konularda şu koltuğu bir tarafa bırakıp kamu yararını... Bölge milliyetçiliği yapmak lazım biraz doğrusu. Ya tabii yani bölgesel milliyetçilik yapacaksın. Ne için? Yalova için yapacaksın. Halka için. Bunu kalkıp da STK'lardan çürük elmaları bu termik santral zamanında gördük. En önde yürüyen bir STK başkanı. Şimdi müteahhit İsmini oldu. Vermiyorum. Şimdi bir tanesi müteahhit oldu. Öbürü oğlu şu anda orada iyi bir durumda çalışıyor. Savunma. Ve şu anda en arkada bile değiller yani. Peki vekilim, Yalova Seyahat'le ilgili de çok ciddi bir sıkıntı. Size de geldiler zaten. Size de geldiler konuşmaya. Son sorumuz olsun. Bunu da çünkü illaki burada bir kan mı dökülmesi lazım? Birinin kafasının gözünü kırılması lazım? Veya birinin ölmesi mi lazım? Burada da yine abilik size düşüyor. Siz bu konuda neyi önerirsiniz? Onu Hüseyin Bey'le görüştük. Dedim ki, Hüseyin, önce sen dedim, görüş arkadaşlarla. Yani bunları bir derle toparla. Çünkü hem şoförler olur başkan, hem esnaf olur başkan. Şimdi orada olan arkadaşlarımızın çoğu, yani benim tanıdığım insanlar veyahut da arkadaşlarımızın çocukları bir kısmında genç olduğu için tanımıyorum. Ama Yalova'da böyle bir kaosun yaşanması gerçekten üzücü. Yine Yalova kötü anılmasın. Evet, Yalova'nın esnafı Yalova seyahat edildi, başka firmalar. Ama bu bölgesel bir sorun vardı ve kişisel soruna dönüştü. Bunun evet, değişmesi kişisel lazım. Soruna dönüştü. İşte oturup iki grubun da... Bölge menfaatleri tartışılması lazım öncelikle. Arkadaşlar, topluma hizmet eden insanların hiçbir zaman için şahsi düşünceleri önüne çıkmaması lazım. Ben bir şey söyleyeceğim, özür dileyerek, hoşgörümüze sığınarak. Bana zaman zaman sorarlar, hani bazı konularda, emniyette de gerçekten iyi çalışmalarım oldu.
Ama ben hep şunu söylerim. Benim hayatta bir tane rakibim var. Ben yıllarca o rakibimle boğuştum, rakibimle güreştim. Onu alt etmeye çalıştım. Çoğu zaman alt ettim. Ama alt edemediğim zaman da oldu. Kim o biliyor musun? Kendiniz. Nefsimin hakim olduğu Şükrü Önder. Evet. Aklımın hakim olduğu Şükrü Önder ve nefsimin hakim olduğu Şükrü Önder'i hep mücadele ettim. Başkomiserliğimden itibaren, ben o zaman devletten başka bir şey tanımıyordum. Baktım devlet, devlet, 12 olay, 12 Eylül'den önceki olaylar, bunları birebir yaşayan bir insanım. Ben millet hep zararını çekiyor. Görüşüm değişmeye başladı. Ya biraz da millet diye. Bu devlet millet için var. Millet yoksa devlet niye var? Neticede yavaş yavaş bu görüşümüzü değiştirdik. Nefsimizi terbiye peşine öğrendik. Şimdi topluma hizmet eden insanlar böyle veya böyle. Yani yeri gelecek ağır sözlü işsizlik, yeri gelecek efendimiz ummadığı bir şeyle karşılaşacak. Sabredip susmasını biliyorsa kazanan taraf olur. Şimdi de hiç kimse susmuyor. Herkes aktivite bağlıyor. Bir tanesi bir sussa ortam bulunacak. Yani Yalova Siyaret'in bir grubu kendilerine göre haklı tarafı var. Ama Yıldıray'ı dinlediğin zaman onun da kendine göre haklı tarafı var. Yani tek taraflı değil. O bakımdan Hüseyin Bey'e görev verdi. Hüseyin Bey'e bir şey yap. Yani bu aşamadan sonra bir sıkıntı olursa şu anda biraz duruldu. Belediye başkanımız da efendime söyleyeyim abi sen rica etsem bu konuyu bir yap falan diye. Yani neticede o konuya da gireceğim. Yine abiliğinizi yapıyor musunuz yani, Sayın Vekilim? Abilik görevini yeni yapıyorsunuz. Ya tabii yani sözümüzü dinleyen arkadaşlar var. Yani oturun şu işi konuşalım, tartışalım dediğimizde sözümüzün, nazımızın geçtiği çok arkadaşlarımız da yani onu kullanmak için. Sayın Vekilim, 10 Ocak'ta Başbakan Yalova'ya gelecek. Evet. Ne isteyeceksiniz Başbakan'dan Yalova'da? Onu il başkanı isteyecek. Kent konsey olarak bir şey istemiyorum. Şimdi, ben istesem istesem.